En iyi liste bizim listemiz. Onda bir kere şüphe yok. Yani Cumhurbaşkanımızın, genel merkezdeki büyüklerimizin uygun görüp bize gönderdiği liste. Tabii ki her liste açıklandığı zaman illaki yorumlar olacaktır. İllaki birileri bir şey diyecektir ama bunlar bir hafta 10 gün içinde zaten silinip gidecek. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı listesini değerlendirerek, en iyi liste bizim liste, Zonguldak'ta rekor oy alacağız. AK Parti'nin iki önemli özelliği vardır. Birincisi vatan, millet bayrak sevgisi, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan sevgisidir. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. 14 Mayıs'a Cumhurbaşkanımızı balkon konuşması yaparken göreceğiz dedi. Değerli arkadaşlar, bizim AK Parti ailesi olarak iki tane özelliğimiz var. Çok önemli. İki tane. Birincisi vatan, millet, bayrak sevgisi. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan sevgisi. Biz bu tip işte tepki olur, yorum olur, 3 kişi 5 kişi, ama biz hemen 3 gün 5 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun gösterdiği hedefe hemen peş peşe hedefe ulaşmak için uğraşıyoruz. O yüzden de 14 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah balkon konuşması yaparken göreceğiz. Çok iddialı konuşuyorum. Hem Zonguldak'ımızda hem de ülke genelinde inşallah rekor bir oy alacağız. İstemiyoruz hem Zonguldak'ımıza, hem partimize, hem de ülkemize hayırlı olsun. En iyi liste bizim listemiz. Zonguldak Milletvekili adayı Muammer Avcı'nın il başkanlığından istifa etmeden birinci sıradan aday gösterilmesi yönünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Alan, Muammer Avcı'nın milletvekili adayı oluşu tamamen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiridir dedi. Muammer Bey'in oluş şekli ilgili takdirde tamamen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zonguldak'ta kaç milletvekili çıkarmayı hedefliyorsunuz sorusuna Başkan Alan, bugüne kadar hep 3 vekil aldık. Gönül ister ki 4 olsun 5 olsun ama biz elimizden gelenin fazlasını yaparak rekor oy almak istiyoruz. Boş vaat eden, hiçbir şey yapmayan ve havanda su dövenle yapanı bu millet her zaman olduğu gibi yine ayırt edecektir dedi. Bugüne kadar 3 vekili hep aldık. Tabii gönül ister ki 4 olsun 5 olsun ama biz elimizden gelenin fazlasını yapıp rekor oy almak istiyoruz. Yani AK Parti'nin bugüne kadar millet seçimlerde almadığı oyu hem Cumhurbaşkanımız seçimle ilgili hem diğer şimdiye ilgili rekor bir oy alacağımıza da tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü vatandaşlarımız yapmayanla yapanı bilir. Zonguldak'ta da aynı şekilde, genelde de aynı şekilde. Cumhurbaşkanımızın iktidarımızla beraber 22 yıldır ülkemize, Zonguldak'a hepimiz çok iyi biliyoruz. Boş vaat edenle, hiçbir şey yapmayan, havanda su dövenle yapanı bu vatandaş, bu millet gene her zaman olduğu gibi ayırt edecektir. Gereken desteğini de verecektir diye düşünüyorum ve eminim bundan. Cumhurbaşkanı ile iftarda bir araya geldiklerini belirten Alan sözlerini şöyle sürdürdü. Bölgelerine göre yapan tüm belediye başkanlarımızla beraber milletin evinde iftar açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız iftardan sonra sohbet ettik. Konuşmalarını yaptılar. Ondan sonra da Perşembe günü inşallah Filyos'ta buluşacağımızı söyleyerek ayaküstü kendisiyle sohbet etmek şansı buldu. Evvel şu günde biliyorsunuz 28 dönem milletvekili adaylarımızın tanıtımı ve seçim beyannamemiz açıklanması için adaylarımızla beraber Ankara'daydık. Arena'da, orada spor salonunda Cumhurbaşkanımız hem seçim beyannamemiz açıkladı hem de adaylarımızın tanıtımını yaptık. Akabinde de akşam iftarda Atatürk Kongre Merkezi'nde yine Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk bütün adaylarımızla beraber. Tabii 2 gün yoğun bir programdı. Onun dışında benim hem Çevre Bakanlığı olsun, TOKİ'de olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olsun, diğer kurumlardaki işlerim var. Dün de onları hallettik. Dün gece itibariyle Zonguldak'ımıza döndük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.